Merhaba arkadaşlar, bugünkü başarı hikayemizde Özgür Baran Çeken'le beraberiz. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Özgür Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Şimdi başarı hikayelerinde bugüne kadar hep arkadaşlarımızın hikayelerini dinledik. Yani gene Özgür'ünkünü de dinleyeceğiz ama özellikle kalan sürede yani son 2-3 aylık dönemde Özgür'ün neler yaptığıyla ilgili kendisine sorular soracağım. O dönemde neler hissediyordu? Nasıl çalışıyordu? Yani onu son 2-3 ayda ileri atan bir çalışma yaptı mı vesaire? Bunların hepsini Özgür'le konuşacağız. Ama öncelikle arkadaşımızın netlerini ve sıralamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Özgür Türkçe'de TYT'de 36'ya 4, matematikte 37'ye 0, sosyalde 18'e 1, fende de 19'a 1 yapmış sevgili arkadaşlar. AYT'de matematik 37'ye 3, fen 36'ya 4 yapmış. Bu netlerle ham 2448. olmuş. 85 OBP'si var arkadaşımızın. Bu da onu bayağı bir neredeyse 1000 kişi geriye atmış ve 3351. olmuş yerleştirmeyle. Bu yerleştirme sonuçlarıyla da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmiş. Özgür'ün bir önemli özelliği de 2017'de sınava girip mezuna kalması. Özgür kaçla mezuna kalmıştı? MF3'te 28 bin değil mi? 28 bin. Aynen. İlk önce oradan başlayalım mı? 2017'de niye olmamıştı? OBP aslında benim özrümdür. Yani ben hak ettim onu. 4 senelik okul lise hayatım boyunca. O yüzden çok hayıflanmıyorum. Ben onu hak ettim. Az da geri hatta. Çalışmadım diyorsun ya. Çalışmadım. Kötü bir öğrenciydim. Kötü bir öğrenciydim. Yani ders anlamında kötü bir öğrenciydim. Evet. Başka ilgilerim vardı. Okulda başka şeyleri yapmayı seviyordum. Ama derslere gereken önemi göstermiyordum. 11. sınıfa geldiğimde evet ilerisi için planlarım vardı ve 11. sınıfta o planlar için önümdeki sınavın kıymetini bilmem gerektiğini bilincine vardım. Ve bunun için ufak ufak en azından o an için faal olarak çalışmasam bile neler yapabilirim düşüncesindeydim, onu planlıyorum. 12. sınıfa geldiğimde 11. sınıfın yazında düşündüm dershaneye mi gitsem çünkü çok büyük eksiğim vardı. Çok büyük zayıflığım vardı. Dershaneye mi gitsem, özel dersimi alsam ya da işte başka yöntemler mi kullansam diye. Dershanelere gittim. Ama dershaneler, hatta birkaç tane dershane değiştirdim. Kimisi bir hafta sürdü, kimisi üç hafta sürdü. Sonra anladım ki benim ilacım dershane olmayacak. Özel ders olmayacak. Yani dershane sadece insanın kendini rahatlatması oluyor. Bazı durumlarda, her zaman değil ama. Ben kendi adıma şunu farkına vardım. Mezun senemde de öncesinde de. Dershaneler, özel dersler, öğretmenler, özel okullar evet size çok şey katabilir. Ama birincil amaçları, birincil görevleri bence sizin yükünüzü omuzunuzdaki yükü, sırtınızdaki yükü sizle paylaşmanızdır. Sorumluluk paylaşımıdır. Ama bunun şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Evet siz başlangıçta, yani sınav sürecinin başlangıcında o yükün bir kısmını paylaşıyorsunuz. Ama sınav anına geldiğinizde, sınav gününe geldiğinizde ait olduğunuz yükü tekrar omuzunuza alıyorsunuz. O yükle, o sırtınızdaki yükle giriyorsunuz sınava. Eğer o süreçte o yükü taşıma idmanını yapmadıysanız sınav anında o yükün altında ezilirsiniz. O işin idmanı da şudur. Bu işin yalnızca sizin işiniz olduğunu, sizin hayatınız için gerekli olduğunun farkında olmak, bunu anlamak. Dostoyevski romanlarının birinde karakterine şöyle bir şey söylüyor, söyletiyor. Farkında olmak en büyük hastalıktır. Evet, farkında olmak büyük bir hastalıktır. Ama farkında olmak, gerçekle yüzleşmek olduğu için, gerçek bir şey elde etmek için gerekli olan en temel şeydir. Yani farkında gerçeğin var, farkında, evet. Gerçeğin şuurunda olmak lazım. Yani kendinizi bileceksiniz. Hangi durumda olduğunuzu, neye ihtiyacınız olduğunu, evet. Ne kadar çalışmanız gerektiğini. Dürüst olmak zorunda. Aynen, aynen. Peki 2017'de dershaneyi bıraktın, kendin çalışmaya başladın. Hı-hı. Ama yetmedi diyorsun. Yetmedi. Ama gene iyi yapmışsın. Yine de iyi yani yapmışsın. Yapabildiğim buydu. Evet yani 28 bin. Yani ben mezuna kaldığımda, sınavdan evet ümitliydim. Yani ümitsiz olarak girmedim. Mezuna kalacağım diye girmedim. Bu çok önemlidir. Belki şu an sınava girecek kişiler izliyor bunu. Mezunluk düşüncesinin ufak ufak filizlenmeye başladığı zamanlar. Evet. Sakın ola sakın. Ben zaten mezuna kalacağım. Bu sene olmayacak diye girmeyin. Bu çok büyük bir yanlış. Evet, bunu hep söylüyoruz zaten. Yani mezuna ne zaman kalınır? Sonuç gelir. Evet. O zaman bakarsın olmadı kalırsın. Kararı o zaman verirsin. Ya yani şimdiden mezuna kalmaya karar verilmez. Sen de doğru olanı yapmışsın bence. Evet. Sonuna kadar mücadele ettim. Evet. Ama yetmedi diyorsun. Yetişmedi. Yetmedi. Yapabileceğim oydu. Peki yani 28 bin aslında iyi bir sonuç. Bu aile ne dedi bu durumda? Hani git falan bir şey dediler mi yani? Baskı oldu mu mesela bu konuda? Olmuş şurayı yaz, burayı yaz diyen oldu mu? Olmadı. Olmadı. Olmadı ama zaman zaman mezunlar bunu daha çok hisseder. Zaman zaman etrafınızdakilerin tavırlarından,
bakışlarından, üniversite mevzusu geçtiğinde, üniversiteye giden arkadaşlarından söz açıldığında onu hissediyorsunuz. Bunlar ya, onlar her ne kadar bunu size yansıtmamaya çalışsa da ben de onu diyeceğim. Çünkü ya, yaranız var, gocunuyorsun. Ya çok kötü bir şey ama ya, çok kötü bir duygu değil mi? İnsan çok kendini çok kötü hissediyor. İşte sevgili mezunlar, yani ben gerçekten her seferinde söylüyorum, hani sizi anlıyoruz ya, bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Yani bu duygu, ya buna engel olamıyorsun bir de bunu düşünmeye. Hani bir gerçek. Aynen. Ondan sonra ama bununla mücadele etmek lazım. Peki nasıl, ne oluyordu o durumda böyle hissettiğin zaman? Şöyle düşünüyorum. Ben geçen sene tam bu zamanlarda tam da şu ekranda, şu kameranın arkasında izliyordum. Ve baş başaydım kendimle benim. Kardeşim yok, tek çocuğum. Babam da evin dışında, şehir dışında çalışıyor. Bir tek annem vardı. O zaman çekilirdim. Arkadaşlarım da çoğu gittiği için pek fazla arkadaşım yoktu. Onlar da gitti zaten. Kendi başınıza kalıyorsunuz. Kendi hayallerinizle kalıyorsunuz. Ve bu dönem, şu zaman zaten yani bu saatten sonra şunu yapın, bunu yapmayı denmez. Birisi oturup sınava şu kadar zaman kaldı. Hala ne yapabilirim? Yapanlar nasıl yapmışlar diye kafa yoruyorsa böyle izleyip zaten ne yapması gerektiğinden çok farkındadır. Ama ihtiyacı olan şey, ihtiyaçları olan şey şu anda o yoldan geçmiş birisinin acaba geçerken neler yaşadığı, benimle aynı şeyleri yaşamış mı diye. Çünkü bunu duymak, mesela siz, ben sizi çok dinliyordum. Bir şey söylediğinizde, evet ya, ben de böyle hissediyorum abi. Gerçekten böyle düşünüyorum. Bunu söylediğiniz zaman kendinizi gerçekten çok rahatlıyorsunuz. Bu videoların amacı da aslında, birinci amacı bence bu. Evet. Ben şöyle düşünüyorum, çok konuşuyorum. Yo, çok konuşacaksın zaten, onun için çekiyoruz videoyu. Şu zamanlarda sinema çok az kala, en büyük sorun insanı kendisini düşünsel bir kaos içinde hissetmesi. Çünkü kaygılarınız var, umutlarınız var, hayalleriniz var, acabalarınız var. Bütün duygular, heyecan var, bütün duygular bir keşmekeş halinde, bir kaos içinde. O kaostan kurtulmanın yolu bence kendini bir adım geri çekmektir. Biraz yüksekten bakmaya çalışmak. Ne yaptın? Ya olaya dışarıdan bakabilmek değil mi? Ben ne yaptım? Ne yapıyorum? Ne yapacağım? Ne durumdayım? Bu biraz makro ölçekte, mikro ölçekte olanı bence sınav anında geçerlidir. Çünkü ben bunu yaşadım. Özellikle ilk senemde yaşadım ve ikinci senemde bunun farkına vararak girmiştim sınava. Neydi o? Mesela diyelim ki matematiktesiniz. Soruları çözüyorsunuz. Bir soru çok zaman kaybettirdi size. Ve sorunun başlangıcında o soruyu halledebileceğinizden emindiniz. Ama bir şeyler oldu. Ortalık karıştı. İşlemler yaptınız, sonuçlara vardınız. O zaman o olmuyor ya. Zamanla kaybettiniz. Yapmak gerekiyor o soru yani. O soru halledilmesi gerekiyor artık. O anda çok paniklemek yerine, çok böyle ortalığı birbirine katmak yerine biraz geri çekilmek lazım. Ben bu soruya ne düşünmüştüm? Ne yapmıştım? Ne yaptım? Hangi aşamalardan geçtim? Panik olmayacağız diyorsun. Belki size o anda bu zaman kaybettiriyor gibi gelebilir ama zaman kaybettirmiyor. Biraz sakinlik lazım. Çok güzel bir şey. Bakın bu sınav anıyla ilgili hani önemli bir ayrıntı, önemli bir tercih. Sınav vereceğim. Anında ve şu an içinde geçerli. Her zaman için biraz dinginlik lazım. Değil mi? Yani sakin olmak lazım. Hep bunu söylüyorum. Yani sakin olmak. Bugün hatta bu videoyu ne zaman yayınlarız bilmiyorum ama bugün mezunlara öneriler videosu çektim bir tane. Sadece sakin olmalarını söylemek için yapmıştım. Umarım bu sakin olmayı başarabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki sevgili Özgür, 2017 bitti. Mezuna kalmaya karar verdik. Çalışmaya başladık. Yani 2017'den farklı ne vardı? Hani çalışırken ne yapıyordun mesela? Çalışırken daha gerçekçiydim. Daha dürüstüm kendime. Yani mesela yani bir konuya çalışmışsın. 2 hafta, 3 hafta çalışmışsın. Zaman ayırmışsın. Soru bankaları çözmüşsün. Videolar izlemişsin. Olmamışsa ya, insan kendine ya bu olmadı demekte biraz zorlanıyor. O kadar çabaladık, o kadar zaman harcadık, test çözdük ama nasıl olmadı? Olmadıysa olmamıştır arkadaşlar. Yani olmadı diyeceksin. Olmamıştır, olmadı demelisiniz kendinize. Ve biraz ileriyi öngörmeye çalışmalı insan. Biraz planlamaya çalışmalı. Yani değil mi? Mart yani. Ayında mı? Mayıs ayında şu durumda olmayı istiyorum. Aynen. Şu kafayı gömüp de böyle yani kara düzen çalışmak çok doğru bir şey değil. Yani insan ne zaman nerede olması gerektiğini, nereye gelmesi gerektiğini bunun planını yapmak lazım değil mi? Ve ilk senemde bundan da çok sıkıntı yaşamıştım. İkinci senemde bunu düzeltmeye çalıştım. İlk senemde hep şöyleydi. Sınav günü, kutlu gün, ulu gün, flu bir gün. Her şey mükemmel olacak, her şey düzenine uygun olacak. Masaya oturacağım, sabah şunları yiyeceğim, şu şekilde gideceğim. Hayır, sıradan bir günmüş gibi. Sıradan bir gün değil elbette, çok önemli bir gün. Ama biraz daha önemini azaltarak, çok ulu, çok kutlu bir gün değil. Yani geçen sene şey diyordum hani sınav yaklaşırken, bilmiyorum hatırlar mısın? Sınavı gözünüzde küçülttüm. Evet. Küçültün, düşünmeyin, rahat olun. Sıradan bir gün. Aslında hani hakkımızı alacağımız bir gün, öyle de düşünülebilir. Evet. Öyle gidilebilir. Peki hemen
bu süreçleri geçelim ve şeye gelelim. Yani son 2-3 ayda ne yaptın? Neler hissediyordun, ne düşünüyordun o zaman? Son 2-3 ay biraz daha olduğumu hissediyordum. Biraz pişmiştim yani, tamam artık. Ama hakimiyet dönemleriydi o zaman. Biraz daha derinleşme, biraz daha hakimiyet. Yani genel olarak her şeye hakimdim. Ama biraz daha şu noktada biraz daha derinleşmem lazım. Şu noktaya biraz daha işte parmak basmam, biraz daha üzerinde düşmem lazım diye düşünüyordum. Ve denemeler çok önemli. Denemeler yalnızca size hangi soruyu yapıp yapamadığınızı göstermez. Denemeler tatbikatlardır arkadaşlar. Denemelerde ne zaman stres oluyorum, ne zaman panikliyorum, ne zaman rehavete kapılıyorum. Mesela çok iyi bir deneme, ben çok başıma gelmiş, çok güzel gidiyor. TYT'de kaç soru vardı hocam? 120. 120 soru vardı. 100 soru çok güzel gidiyor. Son 20 soru, ne güzel gitti diye rehavete kapılıyorsunuz. Doğru düzgün okumuyorsunuz soruları belki. Ne zaman rehavete kapılıyor? Bunların analizini yapmak lazım değil son dönemde özellikle. Zaman analizi, ondan sonra nerede yoruluyorum, nerede dikkatim dağılıyor. Ve mümkünse eğer bunu yapma imkanınız varsa her sınavı gerçek sınavmış gibi. Ortamınız eğer evdeyseniz gerçek ortam sınavı gibi. Öyle düşünerek, öyle tahayyül ederek en azından. Yapmak çok verimli oluyor. Çok daha verimli oluyor. Peki sen şimdi yani OBP geriye atmış falan ama gerçekten çok güzel netlerin var. Yani hedefi vurmuşsun, öyle söyleyeyim sana. İstediğim buydu. Aynen. Peki seni hani bu derece getiren çalışma neydi yani? Son 2-3 ayda sana derece getiren özel bir şey yaptın mı? Yoksa hani bu söylediğin gibi denemelere önem vererek ya da çok deneme çözerek mi bunu başardın? Nasıl yaptın? Yani ekstra yaptığın bir şey var mı bize söyleyeceğin? Bak şöyle yaptım da belki bunun etkisi olmuştur diyeceğim. Çok özel formüllerim yok. Çok özel formüllere inanmadım. Bravo. Aynen. Deneme çözdüm, analizini yaptım. Peki düşünsel anlamda nasıldı? Yani psikolojik olarak durumun nasıldı? Hani son 2-3 ay hiç aklına gelmedi mi? Ya ben mezuna kaldım, ya bu sene de yapamazsam falan demez mi? Gelmez. Ama işte dediğim gibi bir adım kendini geri çekip, yani çok çok büyük ölçekte bahsediyorum bundan. Bize hep hocam, ben çok küçüklükten beri bundan dert yandım. Hep hedefiniz ne diye sorduklarında bir meslek adını söylememizi istediler. Onu beklediler. Hedefin ne? Doktor olmak istiyorum. Hedefin ne? Mühendis olmak istiyorum. Halbuki bizim hedeflerimiz meslekler değil arkadaşlar. Bizim yapmak istediğimiz işler var. Tatmak istediğimiz duygular var. Halletmek istediğimiz, becermek istediğimiz meseleler var. Ve kazanmak için çalıştığımız meslekler aslında oraya giden yollardan bir tanesi. Bizim için şu an en yakın olanı. Ve bu sınav da o yola açılan kapı. Belki başka kapılar da var, belki başka yollar da var. Ancak bizim en yakın fırsatımız. Evet. En yakın adımımız bu sınav. Bu bir fırsat. Bu fırsatı nasıl değerlendirebiliriz? Ama bunu çok kompleks hale düşündüğünüz zaman, yani çok işi gözünüzde büyüttüğünüz zaman olmuyor. Eziliyorsunuz o sınav büyüklüğünün altından. Dediğim gibi o ulu gün, o kutlu gün dediğiniz zaman olmuyor işte. Gözünde büyütmeyeceksin. Ben hep böyle konuşmalarla kendimi rahatlatmaya çalıştım. Galiba oldu. Oldu, evet. Olduğunda şundan bahsedelim. TYT'm iyiydi. TYT netlerim de biraz daha iyi. Bilmiyorum etkisi oldu mu olmadı mı? AYT'm biraz daha düşük. AYT sabahı bir talihsizlik yaşadım. AYT sabahı uyandığımda 1 Temmuz 2018 sabahına uyandığımda çok şiddetli bir karın ağrım vardı. Çok halsizdim. Saat 7 gibi uyandım. Zaten gece çok berbat bir uyku geçiriyorsunuz. Yani uyudum mu uyumadım mı bilmiyorum bile. Ama sabah o adrenalin herhalde, siz öyle demiştiniz. Siz evet. Hala zindesiniz, gece evet. Çok iyi uyumuş gibi. 7 ile 8'e kadar bekledim. Acaba geçecek mi bu karın ağrısı? Çünkü tuvalete gidiyorum, geliyorum, geçmiyor. Bir şeyler yemeye çalışıyorum, geçmiyor. 8'e kadar geçmedi. Dedim tamam, hastaneye gideceğiz. Yapacağız. Babam o sırada oradaydı, evdeydi. Annem o sırada evdeydi. Ben hastaneye gidelim deyince anladılar kötü bir şey olduğunu. Yani gözlerindeki o hayal kırıklığı. Hadi yapma ya. Eyvah eyvah. Ben onu hissettim ve ben kendimi stres altına sokmamaya çalışıyorum. Onlara üzülüyorum. Onlar da benim stres olduğumu düşünüyorlar. Bana işte biraz daha teslim destek etmeye çalışıyorum. Hastaneye gittik. Hatta o günün fotoğrafı da var. Serum yapıldı. Ben sedyede uzanmışım. Elimde kimlik, giriş belgesi, kolumda serum bekliyorum. 8 ile 9 arasında serum yapıldı. Çok iyi hatırlıyorum. Babam dedi ki oğlum iyi değilsen gelme. Tabii senden önemli değil nihayetinde yani. Gireceğiz, o olmasa çıkarız yani. Kimse bizi orada silahla tutmuyor. Zaman geldiğinde çıkarız. Girdim sınava. Dediğim gibi yani bu şekilde düşünmeye çalıştım. Çok gözümde büyütmeden. Ya olsa ne güzel olacak. Olmasa da olmayacak. Olmaz yani, yapacak bir şey yok. Aynen. Şimdi buradan ama bizim de almamız gereken dersler var. Şimdi senin bu yaşadığın talihsizlik hepimizin başına gelebilir. Sınav sabahı. Hiç o güne kadar başımıza gelmeyen bir ağrıyla.
ne bileyim bir sızıyla uyanabiliriz. Şimdi bu durumda işte önlemini çabuk almak. Yani hastaneye vaktinde gitmek ve sınava yetişebilmek önemli arkadaşlar. Yani eğer ayakta tedavi edilebilecek ya da işte Özgür gibi bir serumla halledilebilecek bir rahatsızlığınız varsa bu belki de hani ne bileyim sınav heyecanı yaşamanıza bile engel olur. Yani hep kötü düşünmemek lazım. Belki işte ayakta tedaviyle geçecek bir rahatsızlıksa işte heyecan yaşamanıza engel olduğu için iyi bir şey olarak da düşünülebilir. Ama tabii hani TYT'ye baktığımız zaman AYT performansında birazcık düşük görüyoruz. Onu da buna bağlıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Belki de daha iyi olur. Belki de daha iyi olur. Bence daha iyi olmuştur diyelim. Aynen. Peki sevgili Özgür, kalan süre için 2019'da sınava girecek arkadaşlarımıza, gerek 12'lere gerek mezunlara neler söylemek istersin, ne önerirsin? Şunu inanın arkadaşlar, şimdiye kadar yapmanız gereken çoğu şeyi yaptınız. Siz bir şey demiştiniz hocam, yapabileceğin en iyisi buydu zaten, yaptın. Yaptın, daha fazlası olmazdı, sen bu kadarını yaptın, daha fazlası olmayacaktı zaten. Bir konu var. Önünde kaç gün var? Diyelim ki 40 gün var. Şu an tam gününü bilmiyorum. Diyelim ki 40 gün var. Ve sen bir konu üzerine 2 saat çalışıyorsun. Günde 2 saat çalışıyorsun. O 40 günün sana yetmeyeceğini düşünüyorsun belki. Ben şöyle düşünüyordum. O 40 gün düşüncesi beni strese sokuyordu. Beni rahatsız ediyordu. O zaman okuyun. Günde 4 saat çalışıyorsan benim önümde 80 gün var demektir. Böyle rahat ediyordum kendimi. 6 saat çalışırsam daha fazla gün var demektir. Böyle düşünüyorsun. Evet. Yani herkes aslında işte bu kalan sürede yapamayacağını düşünen herkes aslında bir formül bulmuş, bir çıkış bulmuş. Belki de başarı burada arkadaşlar, bunu da bir yani düşünün. Şunu demek istiyorum, özel formül yok arkadaşlar. Aynen. Mucize sır yok, mucize aynen. Diyetler gibi falan var ya, aynen. Öyle bir şey yok. Yani çalışın kadar. Yani belki ukalaca bir şey olacak, sınavı geçmişim ama inanın bana sınavdan sonra bunu siz de anlayacaksınız. Bu sınav o kadar zor bir sınav değil. Değil, aynen. Bu sınav o kadar zor bir sınav. Aynen. Ama işte ne var biliyor musun, bu sınav o kadar zor bir sınav değildi. Ya biz ilkokula başladığımızdan beri bize bu sınav söyleniyor. Evet. Sanki biz ilkokul birinci sınıftan beri bu sınava çalışıyormuş havası yaratılıyor ya. Aynen öyle oluyor ve bu işte ister istemez insanın gözünde farklı bir yere geliyor sınav. Öyle olmamalı. Yani girdikten sonra eminim pek çok arkadaşımız da bu yıl aynı şeyleri düşünecektir seninle beraber. Özgür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani umarım faydalı olmuştur bu sohbet. Ben özellikle mezuna kalıp da başarmış bir arkadaşımızın tecrübelerini dinlemeniz açısından da son 2-3 ay konuşmasını onunla yapmak istedim. Yine devam edecek son 2-3 ay konuşmalarımız. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.